Evet, Kadim Sırlar'ın izinde geçtiğimiz iki hafta banttan yayınlandı. Şu an canlı yayındayız. Tekrar izleyicilerimiz için söyleyelim. Canlı yapıyoruz bu haftaki programımızı, bugünkü programımızı. Çünkü hocam Umre'deydi, rehberlik yapıyor orada. Ben de hocam Bitlis'te ve Denizli Acıpayam'daydım. İki tane kitap fuarının açılışı vardı. Orada şiirler okuduk, şarkılar söyledik, imza günü yaptık. Çok selamlar var size. Aleykümselam. Çok bizden selamlar de getirdik. Selamlar olsun. Hocam bana bir şey daha getirmiş. O da hurma, bu kıymetli bir hurma yalnız. Acı ve hurması değil mi hocam bu? Ama dikkat ederseniz mesela insanlar birbirine bazen bir avuç hurma verir değil mi? Ben bazen tane tane veriyorum. Mesela buradaki arkadaşlara hurma yerine altın çikolata verdim. Öyle anlaştık. Ama mesela Uğur Bey'e bu, şey getirdim, hurma. Bu kıymetli bir hurma herhalde. Niye bir tane verdim? Onu şurada var birkaç tane daha. Kartı nerede? Kartı herhalde içeride bıraktım. İçeride bıraktım. Kartı. Şimdi her hurmanın arkasına bir de kart bırakıyorum. Evet. Ama kart kendim için değil. Onun arkasında bir bilgi duruyor. Hurmanın tarihçesi yazıyordu kartta. Göstereyim ona. Hocam o bu şimdi bu acı ve hurmasının enteresan bir tarihi var. Öyle evet. Değil mi? Bir iki dakika değinelim. Helak olan kavimlere geçmeden. Bugün helak olan kavimleri konuşacağız. Özellikle Ebabil kuşlarının helak ettiği o fil ordusunu konuşacağız. Onun sırrını konuşacağız. Onun kadim sırlarının izinde bugün. Ama önce şu, yani ben okudum orada bu Acve'nin hikayesini. Bu da çok ilginç. Evet. Çünkü bizzat Peygamber Efendimiz'in elleriyle diktiği 300 ağaçtan bahsediliyor bunda. Doğru. Şimdi Selman bin İslam dediğimiz bir sahabe var. Aslında Selman bin Farisi Hazretleri. Evet. Kendisi İranlı, Mecusi bir Sasani devletine mensup. Mecusi bir ailenin, bir çiftlik ağasının evladı ve ailenin tek evladı. Ve kendisi böyle el bebek, gül bebek yetişmiş bir kimse. Ama ailesinin tapmış olduğu bir ateş var. Ateşler silsilesi var. Evet. Bir ara Hristiyan bir alim grubuna denk geliyor. Şimdi tartıyor. Babasının, ailesinin taptığı bir ateşin ortaya koyduğu ruhsal bir inanç mı? Mecusilik, zerdüşlük. Hı hı. Diğer tarafta yine de bir yüce yaratıcıdan bahseden, her ne kadar birin üçü, üçün biri teslis inancı olsa da, evet o kartı alabiliriz. Teslisle beraber yine bir varlığı, bir kudreti gösteren bir inanç var. Mecusiliği bırakıyor ve kendisi o inancı, Hristiyanlığı tercih ediyor. Evet. Ailesini terk ediyor, yuvasını terk ediyor ve kendisi orada bulunan meşhur alimlerden birinin yanına hizmete geçiyor. Yıllarca ona hizmet ediyor, Hristiyanlığın ince detaylarını öğreniyor. Yanında bulunduğu rahip vefat etmek üzereyken yaşlılık hastalığına yakalandığı zaman diyor ki, evlat diyor, Berzah Şah diğer ismiyle, gerçek ismiyle, hı hı. Sen diyor Amuriye'ye git. Amuriye'de diyor büyük bir alim var. Ondan nasiplen diyor. Amuriye neresi o zaman da? Nerede Amuriye? Afyon Karahisarlı var mı? Varsa bize yazsın. Afyon Karahisarlı. Afyon mu Amuriye? Evet. Afyon o zamanlar Amuriye olarak geçiyor. Selman-ı Farisi o zaman tabii Berzahşa oraya gidiyor. Oradaki papaza, rahibe hizmet ediyor. Oradaki rahip de yaşlılık hastalığına yakalanınca diyor ki, evlat diyor, bunca yıl bana hizmet ettin. Sen bundan sonra artık İsa Efendimizin bize müjdelemiş olduğu son peygamberi, Ahmet'i gözle diyor. Peki Ahmet ismi nereden geliyor? Madem konuya girdik ya, şuraya hemen hızlıca biz 26 numaralı sureyi alalım. 26 numaralı görsel alalım, konu doğru değilsin. Hocam bu Peygamber Efendimiz'in diktiği 300 hurma ağacı. Yoksa bunlar, bu hurmalar o ağaçlardan. O ağacın türevinden. Şunu göstereyim mi? Göstereyim hocam. Şimdi şu hurma kartın üzerine koyuyorum ya, kartın tam arkasına bakın. Kim vermiş olduğu bir hurmanın arkasına bu kadar bilgi koyabilir? Anca benim gibi her fırsatta bilgi yüklemeye çalışan bir kardeşiniz verebilir. Uğur Bey'e dedim, ama kartın arkasına baktınız yani mı? Yani hediyeyi hikayesiyle birlikte vermek çok güzel. Çünkü bir taraftan evet, hediye yerken bir taraftan belgesel gibi içeriğini okuyorsunuz. Nereden gel? Peki ben hocam gitsem bu peygamberimizin diktiği 300 hurma ağacını nerede görebilirim? Şu anda göremiyorsunuz. Nasıl göremiyorum? Mahal belli ama mekanı Suudlu kardeşlerimiz. Orada bir lise yapıldı. Lise yapılınca orijinal bahçenin olduğu yerin çok kısmı maalesef yıkıldı şu an. Hocam yapmayın ya. Evet, ama bu Suudlu kardeşlerimiz yani o Peygamber Efendimiz'in diktiği 300 hurma ağacını kesip orijinal mahallenin olduğu yer orası öyle oldu maalesef. Yapılır mı bu ya? Tabii şimdi oraya gidip var, o ağaçtan hurma yemek ne kadar özel ve güzel bir şey olurdu ya. Peygamberimizin diktiği ağaçtan hurmayı. Tabii Suudlu kardeşlerimize bazen bu konularda tabii eski kıyasla daha ılıman oluyor bazı kavramlar ama hocam, bu konularda ben bu işten tam anlaşamıyoruz ama inşallah anlaşacağız. Geçen programlarda bahsettiniz yani Peygamber Efendimiz'e ait anılar, evler, işte eşinin evleri, yerleri, o kadar çok şey ortadan kaldırılmış ki yani ben artık bu işte bir şey aramaya başladım yani. Biraz orada bir İngiliz ağırlığı falan da oldu ya yüzyıllarca hani. O yüzyıl önce olan bir uygulama var. Acaba bir böyle bir eskiden temizleme belki mi öyle konuşulabilir de şimdi biz öyle demiyoruz çünkü biz birleştirmenin taraftarıyız. Kardeşlerimizin eksiği şimdi varsa güzellikle şey anlatalım. Söylemeyelim burada. Dostluğu, kardeşliği bizim bozacak şeyler de söylememeye gayret edelim ama birbirimizi ama korumak, kollamak. Ama bu izleri, kollamak, bu güzellikleri yok etmesinler ya.
kardeşlerimize şunu anlatmamız icap ediyor. Mesela biraz önce bir hurmanın peygamberimizle olan bağını şuradaki bilgilerle anlattım değil mi? Hatta birazdan belki kısaca tamamlayacağız konuyu. Şimdi siz bu hurmayı yediğiniz zaman peygamberimizle farklı bir duygusal yakınlık hissettiniz. İçindeki hatırayı gördüğünüz zaman da birazdan bahsedeceğimiz Selman'ın azat edilmesi için dikilen hurmalardan bahsedeceğiz. Selman kendisi son peygamber Ahmet'i arayacak. Evet. Burada geçen ayette geçtiği üzere. Hı-hı. Yola düşecek, Faran dağlarının peşine koşacak. Çünkü Tevrat'ta da, Yuhanna İncil'inde de Faran dağlarından bahsediyor. Hakikatin ruhu gelecek, Faraklitos gelecek diye. Hı-hı. Yola düşüyor. Yolda eşkıyaların saldırısına uğruyor. Saldırısına uğradığı eşkıyalar tarafından köle ediliyor. Köleler de Medine'de Nadir oğullarının olmuş olduğu bir hurma bahçesindeki Kureyzalılara satıyorlar. Kureyzalılar bunu satın alıyor ve diyor ki herhalde her şey bitti, nasip olmayacak Ahmet ulaşmak. Zaman geçiyor, bir vakit geçiyor. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman hurma bahçesinde köle ya, evet. Selman. Hı hı. Efendilerini konuşurken duyuyor. Bir peygamber gelmiş olmasından bahsediyorlar. Selman merak ediyor, diyor ki kimdir bu peygamber diyor. Seni ilgilendirmez diyorlar, kovuyorlar. Selman Hazretleri peygamberimizin Kuba'da olduğunu duyuyor. Kuba'ya geliyor. Hı hı. Eski kitaplardan bilgisi var. Hediyeyi kabul eder, sadakayı yemez ve kürek kemiklerinin arkasında şu kadarcık bir büyüklükte peygamberlik mührü vardır diye. Kuba'da peygamberimizin yanına geliyor, bir avuç hurma getirmiş. Bu diyor sadakadır. Yüzü çok güzel, sözleri çok tatlı. Ama acaba uyar mı uymaz mı? Peygamberimiz sadaka dedi ya, aldığı gibi çevresindekilere veriyor. Bu bir diyor Selman. İki gün sonra bir daha geliyor. Peygamberimiz Kuba'dan Cuma Mescidi'nin olduğu yere gitmekte. Peygamberimiz yine hurma getiriyor. Bu diyor size hediyemdir diyor. Efendimiz alıyor hurmadan, kendisi yiyor. Ve sonra yanındakileri yediriyor. Bu iki diyor. Cuma Mescidi'nin olduğu yerde Peygamberimiz Aleyhisselam Cuma namazı için hazırlık yapıyor. Bakıyor ki Selman'ın etrafında dönüyor. Şöyle ridasını hafif indiriyor abdest alırken. Kollarını sıvazlayacak, ensesini mesedecek ya. İki omuz küreğinin arkasında, kürek keminin arkasında peygamberlik mührünü görünce iman ediyor. Efendimiz onun azat edilmesini rica ediyor. Ama efendisi Kureyzeoğlu Yahudisi ısrarla vermiyor. Hayır diyor, ben azat etmeyeceğim. Evet. Peygamberimiz Medine Devleti'nin başkanı istese cebren de alabilir ama hayır diyor, rızasını istiyor. Adam Uhud Savaşı'nın biteceği hicretin 4. yılına kadar satmıyor. 4. yılında en son diyor ki ne zaman ki Selman 300 kadar hurma ağacını diker o zaman azat olur diyor. Ki o zaman da çok zor şartlar tabii. 300 tane hurma ağacını dikmek yani evet, kolay bir şey değil. Peygamberimiz her sabah namazdan sonra işrak vaktine kadar o nur cemalini sahabesine döndermiş Uğur Bey. Hastalığı var mı bir kimsenin? Gidelim dermiş. Cenazesi olan var mı? Gidelim yardımcı olalım dermiş. Rüya gören var mı? Yorumlayalım dermiş. Demişler ki Selman'ın durumu ne oldu? Ya Resulallah 300 tane hurma fidanı. Demiş hadi kalkın. Kardeşinizi azat edeceğiz. 300 kadar hurman dikilmesi için Peygamberimiz o anda hazır bulunan cemaatle Medine burası, Mescid-i Nebi. Hatta haritayı da verebilirler haritalardan bir tanesini. Medine ile alakalı haritalardan bir tanesini verebilir arkadaşlar. O uydu haritalarından bir tanesini. Hatta şöyle yapalım. Benim orada online olarak haritam var ya. 14 numarayı buraya verelim. Beraber oraya göstermiş olayım. Madem tamam, konusunu açtınız sormadan. Oradan sonra asıl konumuza dönmüş olalım. Selman-ı Farisi'nin olduğu yere gelirler. Evet. Efendimiz der ki herkes kendi imkanı dahilinde bir tane çukur kazsın. Çukurlar kazılır. Peygamberimiz mübarek elleriyle dua ede ede küçük küçük tohumları hurma çekirdeklerinin içine koyar ve dua eder. Medine'ye yaklaştıralım burada. Yaklaştıralım. Bu, nerede bu dikim yapılıyor? Bu 300 Medine. Fidan. İniyoruz. Kölelikten azat edilmesi için, için 300 fidan dikiyor Peygamber Efendimiz. Kendi mi dikiyor bunları? Evet. Sahabe yerleri kazıyor. Evet. Peygamberimiz dua ederek tohumlarını koyuyor. Kim için? Arap mı? Hayır. Arap değil. Oralı mı? Oralı dedi. Bir köle. Devletinin evet, kontrolünde mi? Evet. Şunu diyebilir mi? Siz bir devlet başkanı olsanız. Uğur Bey'i kastetmeyeyim, sizi söyleyeyim. Siz bir devlet başkanı olsanız değerli dostlar. Yani yaptığınız zaman kanun olur. Evet. Yaptığınız zaman yer yerine olan devletin başkanısınız çünkü. Ve siz bir tane kölenin ücret karşılığında azat edilmesini istiyorsunuz. Tebaanızdan birileri olmaz diyor. Sahibi olmaz diyor. Olmaz diyor. Ne yaparsınız? Vergisini mi arttırırsınız? Baskı yapmak için. Sen kimsin de benim vermiş olduğum hükmü değiştiriyorsun deyip devlet baskısı mı koyarsınız? Yoksa madem öyle diyorsun, peki senin dediğin olsun deyip
Buna rağmen onun gönlünü alarak mı sorunu çözmeye çalışırsınız? Ben 1 ile 2 olurum ama 3 sanmıyorum olayım. Peygamberimiz o üçüncüydü. Biraz daha aşağı doğru gelelim. Yaklaştıralım şuraya doğru. Biraz daha yaklaştıralım. Evet. Sağa doğru geliyoruz. Çok geldik, biraz aşağı merkez doğru. Merkez şurada değil mi? Medine merkezi. Medine-i Münevvere burası. Burası Kureyze evet. oğullarının yurdunun olmuş olduğu yer. Şuraya bir tıklar mısınız? Şuraya tıklar mısınız? Şurada ne Medine National bir şey var burada. Burası mı? Hastanesi, Hastane. Hastanenin olmuş olduğu yer. Burası tren istasyonunun olmuş olduğu yer. Şuraya tıklar mısınız? Aşağıya. Şu an ağaçların dikildiği yeri arıyoruz değil mi evet. hocam? Evet. Tabii şimdi çok yakından olduğu zaman tam göremiyorum. Şu arama olan yeri Selman diye yazar mısınız? Arama olan yere. Yukarıda arama yeri var. Haritanın detayını gösteriyor. Selman diye yazdığınızda gözükecektir. Köle Selman olan bin İslam Hazretleri Selman'ın bahçesinin olduğu mahal evet. Şuradaki alanlardan bir tanesi. Çok yakında olduğumuz için tam kestiremiyorum. Biraz daha uzakta baksam keser miyim? Yok. Ancak oradaki yukarıdaki kısmı yazarsanız oradan çıkabilir. Selman diye. Peygamberimiz Aleyhisselam 300 kadar hurma fidanını dikiyor. Evet. Sonrasında Selman'ı azat ediyorlar. O hurmanın tarihçesi buradan geliyor. Acıbe hurmasının tarihçesi. Acıbe hurmasını gösterelim tekrar. Ve evet, Uğur Bey'e de bir tane de vermemişiz yani. Hocam ama bir tanesi Uğur Bey'e, diğerleri kimle? Aile efradına. Ha öyle mi? Tabii. Ha, ben bunları şöyle acıbe hurmasını gösterelim efendim. Şimdi daha evet. Anlamlı oldu değil mi? Yani şimdi sadece bir hurma verdiğiniz zaman şu diyebilir. Ya adama bak ya, getire getire 4 tane hurma mı getirmiştin? Şimdi... ama ben biraz hayal kırıklığına uğradım. Ben sandım ki o yazıyı okunca bunun üzerindeki notu gerçekten Peygamber Efendimiz'in diktiği o 300 hurmanın orijinali. Orijinalinden toplanmış hurmalar bunlar diye düşündüm. Ama siz bana dediniz ki biraz önce Suudlar o 300 ağacı kesip oraya bir lise okul yaptılar. O tabii o ağaçların türevleri, bir de hurma ağaçları ilginçtir. Yavrusu olduğu zaman onu gövdesine koyarlar. Sezaryen gibi alırlar, sonra yan tarafına koyarlar. O kendisi yetişmeye başlıyor. Çoğaltılmış hali. Peki o bahçe olduğu gibi mi yok şu an? Çoğunluğu yok. Yani %80'lik alanı yok. Yan tarafta küçük alanları var ama zaten acve çoğaltıla birçok yerde mevcut. Ama bizim evet. için asıl olan neydi? Yani mesela hep şunu arzu diyorum. Mesela Mekke Medine'ye gittiğim zaman orijinal yapı kalsaydı, o orijinal yapının olduğu yere gelseydik, biz bir devlet başkanı peygamberin, kendi tebaasından olan bir gayrimüslim Yahudi, kendisini iman eden bir sahabesini azat etmiyor diye, sabahın erken vaktinde arkadaşlarına, haydi kalkın arkadaşınızı azat edelim diye, 300 kadar hurma fidanını ektiği erdemi, o yüceliği gösterseydik, çok etkileyici ve bizim bugün en çok ihtiyacımız olan iman ve ahlak değerlerini birleştirmiş muhteşem bir örnek olmaz mıydı? Evet, yani geçtiğimiz günde Dünya Çevre Günü'ydü. Dün yani tam o güne de denk gelen güzel bir kıssa oldu hocam. Peygamberimizin şimdi şöyle bir sözü var. Evet. Kıyamet kopmak üzere Uğur Bey. Dediler ki birazdan kıyamet kopuyor. Elinizde bir hurma fidanı var. Ne evet. yapar bir insan? Deprem olunca elindeki hurma fidanını atar, canını kurtarmaya kalkar. Peygamberimiz buyuruyor ki değerli dostlar, elinde bir hurma fidanı olan kıyamet kopacağını görse gider o hurma fidanını diker ve dikmelidir diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.